Merhaba arkadaşlar, hepiniz Açık Lise TV'ye hoş geldiniz. Kezban Hocam'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi yeni bir başlık açalım. Evet, milattan önce yine aynı ünitedeyiz arkadaşlar. Milattan önce 6. yüzyıl ve milattan sonra 2. yüzyıldayız. Felsefenin ayırıcı nitelikleri diyoruz. Diğer videoda biz Anadolu'da yaşamış antik filozoflardan bahsettik. Şimdiki başlığımız felsefenin ayırıcı nitelikleri. Evet. Milattan sonra 6. ve 2. milattan önce 6. ve milattan sonra 2. yüzyıl felsefesi antik çağ felsefesi olarak ne yapıyordu arkadaşlar? Biliniyordu. Bu çağdaki tartışmalar 3 başlık halinde ayrışıyor. 1. Doğa felsefesi olarak adlandırılan dönemde ilk neden ve değişim tartışılıyor. Evet. Diye felsefenin insana yöneldiği dönemde Sokrates ve sofistlerin bilgi ve ahlak anlayışını göreceğiz arkadaşlar. Üçüncü ayrışma bir bakalım. Sistematik felsefenin başladığı dönemde ise Platon ve Aristoteles'in varlık, bilgi ve değer alanına ait tartışmalar ne yapacak? Öne çıkacak arkadaşlar. Bu üç başlıkta ne yapıyor? Felsefe ayrışmış oluyor antik çağda. Buyurun o zaman. Şimdi ilk diğer başlığımız ilk neden ve değişim düşünceleri. Hemen bakalım. İlk neden ve değişim düşünceleri. Bu dönem felsefenin ana problemi varlığın ilk nedeninin ne olduğudur arkadaşlar. Varlığın ilk nedeninin ne olduğu problemidir. Varlığın ilk nedeni temel ilke ve temel ilke ve arke olarak da isimlendirilir. Yani arke. Evet, varlığın ilk nedenini biz arke olarak da söyleyebiliriz. Arke ya da ilk ilke diye de isimlendirebiliyoruz arkadaşlar. İlk neden ya da arke arkadaşlar her şeyin ondan çıktığı ve her şeyin temelini belirleyendir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. İlk neden dediğimiz şey her şeyin temelidir. Ondan evet. Çıktığı öngörülür arkadaşlar. Bir bakalım. Devam. İlk neden problemi. Bir yandan öz, diğer bir anlamıyla mahiyet arkadaşlar tartışmalarına, öz tartışmalarına. Bir yandan da varlığın değişimi tartışmalarına ne yapmıştır? Dönüşmüştür. Şimdi bakalım varlığın özü tartışmalarında Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles. Konuştu mu en sonunda? Demokritos arkadaşlar var. Varlığın özü tartışmalarında bu filozoflarımız var ve doğa filozofları olarak ne yapıyordu? Adlandırılıyordur. Çünkü varlığın özünü doğaya ne yapıyorlardı? Temellendirdikleri için doğa filozofları olarak adlandırılıyorlar. Varlığın değişimi tartışmalarında ise arkadaşlar Heraklitos, Parmenides ve Laotizi vardır diyoruz. Bakalım hocam devam edelim. Bu dönemi anlamak için ismi geçen filozofları kısaca özetlememiz gerekiyor. Thales arkadaşlar düşünce tarihinin ilk filozofu olarak kabul edilir demiştik size. Evet. Ona göre evrenin ilk nedeni, arkesi, temeli arkadaşlar sudur. Biz Thales'e doğa filozofu demiştik ya, neden doğa filozofu dediğimizi anladınız mı? Yani evrenin temelini ne yaptı? Suya, doğaya atfetti. Yani suda, doğada bulunduğuna göre arkadaşlar. Su varlıkların tümünün nedeni, İlk maddesidir. Değişen her şeyde değişmeden varlığını ne yapıyor? Sürdürüyor. Diyoruz arkadaşlar. Bir bakalım. Anaximandros da Thales'in öğrencisidir arkadaşlar. Ona göre arke, yani bu evrenin ilk maddesi, ilk temeli nicelik olarak sınırsız, nitelik olarak da belirsiz olmalıdır diyor. Ne demek istiyor? Diyor ki nicelik olarak yani sayısal bakımından sınırsız, nitelik bakımından ise belirsizdir. Yani dünyanın ucu bucağı yok demeye getiriyor arkadaşlar Anaximandros. Bu da su gibi fiziksel bir madde olamaz diyor. Anaximandros'a göre arke duygusal olmayan, yani algılanamayan bir varlık, soyut bir ilkedir. Evet, devam edelim. Sonsuz olan bir ilke, yani ona göre apeiron arkadaşlar bütün varlıkların temelidir. O da bütün varlıkların temeline sonsuz olarak atfetti apeironu koyar. Apeiron ilk olarak birbirine zıt olan sıcak ve soğuktan ortaya çıkmıştır. Daha sonra bütün varlıklar bu iki durumun oluşturduğu zıtlıklardan oluşur. Yani aslında şeye göre, Anaximandros'a göre arkadaşlar varlığın temelinde zıtlıklar oluşturmuştur diyor aslında. Evet, devam edelim.
Anaximenes arkadaşlar, Anaximandros'un öğrencisidir. Hepsi birbirinin öğrencisi. Öğrencisi. Sırayla anlatıyoruz arkadaşlar. Ona göre arke havadır. Hava olan ruh bedeni nasıl ayakta tutuyorsa arkadaşlar, dünya ve evreni de ayakta tutan havadır diyor. Gördüğünüz gibi. Hmm. Havanın yoğunlaşması ve seyrekleşmesiyle diğer varlıkların oluşumu sağlanmış arkadaşlar. Bu fikir atomculuk düşüncesinin de temelini oluşturuyor. İleriki dönemlerde atomculuk düşüncesi ortaya çıkacak. Hava dedi ya Anaximandros, ona göre dünyanın temelini oluşturan havadır dedi ya. Bu havanın işte birbirine yakınlaşması, uzaklaşmasıyla birçok varlıkların oluştuğu ortaya çıkıyor ki bu fikir de atomculuğun da temelini oluşturuyormuş. Tekrar ettim herhalde. Empedokles arkadaşlar, ona göre arke tek bir maddeden değil, dört ana maddeden oluşmuştur. Su, toprak, hava, tahta ve ateş. Evet. Aynen Cem Yılmaz'ın dediği gibi su, toprak, hava. Dört temel elementten oluştuğunu söyledi. Evet aynen. Onu Cem Yılmaz demiyor arkadaşlar. O bir esprisinde bahsediyor. Bu dört ana maddeden madde arkadaşlar kendinden başka bir şeye indirgenemez, hareket edemez. Hareket ettiren tek güç sevgi ve nefrettir. Aslında bu farklı bir yönden ortaya attı arkadaşlar. Sevgi birleştirici, nefret ise ayırıcı niteliktir. Evet. Diyoruz. Demokritos arkadaşlar varlık anlayışında atomcu görüşü, biraz önce bahsetmiştik ya, atomcu görüşü savunan ilk filozoftur Demokritos. Ona göre arke maddenin en küçük yapı taşı olan atomdur. Atomlar sonsuz değişmeyen, boşluksuz ve yer kaplayan özelliktedir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Devam edelim hocam. Atomlar basınçları sonucu sınırsız şekiller halinde birleşerek varlıkları oluştururlar. Yani atomlar hani en küçük parçalara ayrılıyor, onlar tekrar birleşiyor, başka varlıklar oluşuyor. Atomların bir araya gelmesi doğum, ayrışması ölümdür arkadaşlar. Bir araya gelmesi doğum, ayrışması ise ölümü ne yapıyor? İfade ediyor. Demokritos'un atomların hareket, birleşme ve ayrışma durumları felsefe ve bilimlerdeki nedensellik fikrine de temel oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Anlaştık. Peki. Lao Tzu'ya geçiyoruz arkadaşlar. Lao Tzu de Taoizm'in kurucusu olduğunu söylemiştik daha önce size. Ona göre dünya var olan ne varsa olmayanlardan da oluşmuştur diyor. Olan ve olmayandan oluşmuştur. Evet. Var olan ne var? Burada biraz eksiklik var herhalde. O yüzden cümleyi tam ifade edemedim arkadaşlar. Olmayanlardan da oluşmuştur. Var olanlar var olmayanın isimlendirilmesiyle oluşmuştur. Şimdi var olanlar var olmayan. Şimdi var olmayan bir şeye siz isim verirseniz var olan olmuş. Evet. Lao Tzu de bundan bahsediyor. Bu değişim sonsuz kaynak olan Tao'dan da beslenir. Her şey Tao'dan çıkar ve ona geri döner arkadaşlar. Tao bu haliyle tüm değişimlerin içinde değişmeyen olarak kalandır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Heraklitos. Evet, olur öyle. Ona göre arke ateştir arkadaşlar. Ateş ölçüsü değişse de değişimin temelinde ne yapar arkadaşlar? Bulunur. Ateş oluş ve bitişi sağlayandır. Bu durum süreklidir. Yani her şey sürekli bir değişim içerisindedir. Heraklitos'a göre ona göre her şey değişim içerisindedir. Çünkü eğer temelinde ateş varsa ateş nedir? Olan bir şeyi değiştirir. Evet. Doğru değil mi? Her şey karşıtıyla vardır ve kaçınılmaz olarak da karşıtına dönüşecektir. Yaşam ölüme, sıcak soğuğa ne yapacaktır? Dönüşecektir. Değişimin maddesi ateş, ilkesi logostur. Yani logos ölçüdür, akıldır arkadaşlar. Değişimin maddesi ateştir, ilkesi ise akıldır. Bunu unutmuyoruz. Anlaştık. Son filozofumuz Parmenides. Ona göre evrende değişen hiçbir şey yoktur. Gerçeklik yani varlık mutlak anlamda birdir. Birden bahsediyor arkadaşlar. Birdir, kalıcıdır, süreklidir, yaratılmamıştır. Aslında bu bir dediğimiz şey ulaşılan en son nokta. Yani aslında Tanrı'dır
Tanrı'dan bahsediyor. Bir dediği şey aslında Tanrı. O hiçbir zaman değişmez, vardır, birdir, sürekli ve yaratılmamıştır arkadaşlar. Yok edilemez. O ezeli ve ebedidir. Onda hareket ve değişme yoktur. Diyoruz. Son filozofumuzu da anlattıktan sonra sözümüzü bana bırakıyorsunuz. Yine Handan hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada da yine antik filozoflardan ilerleyerek evet bir şeyler yaptık. Toparlayamadım. Ne yaptık bir bakayım. Hemen. Evet ilk neden ve değişim düşünceleri. Ayrıca niteliklerden bahsetmiştik. Aynen öyle. İlk neden ve değişim düşünceleri inceledik ve bunlar üzerinde de hepsinin söylemlerinden geçtik. Yeni bir konu olduğu için bence şöyle bir soru stili çıkacak. İşte şu düşünce kime aittir gibi. İşte evrenin kalıcı olduğunu, değişmeyeceğini, sürekli olduğunu ve yaratılmamış olduğunu, bire ulaşmak olduğunu söyleyen kişinin bir noktada Parmenides olduğundan bir çağrışım yapması gerekiyor. Ya hem gerekir. Öyle hem de bu filozofların hangi dönemlerde yaşadığını bilmek lazım. Antik Yunan evet. filozofları nelerdir bunu bilmek lazım. İlerleyen dönemlerde işte 15. yüzyıldaki filozofları bilmek gerekiyor. 18. yüzyıldaki filozofların hangi filozoflar olduğunu bilmemiz bilmek gerekiyor. Yani ayrıştırmamız gerekiyor. Dönem dönem filozofların hangi dönemde olduğunu bilmek gerekiyor. Lazım. Ve düşüncelerini de bilmemiz faydalıdır Aynen. arkadaşlar diyoruz. Aynen öyle. İkinci aynen mi dedim? Aynen. Aha üç oldu. O yüzden bir yere ayrılmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.